İnsan vazgeçtikleri kadardır. Vazgeçtiklerimiz bizim kimliğimizdir. Bize kim olduğumuzu tarif eder. Ama kişinin nasibi de gayretine aşıktır. Nasibinden kaçamaz. Eğer nasibinde varsa, tüm dünya karşı gelse yine engel olamaz. Ama nasibinde yoksa, tüm dünya bir araya gelse bile işte o işi olduramaz. Fakat nasibinde senin çabanla nikahlıdır. Onun hikayesi nasibinin uğrunda vazgeçişlerin hikayesidir. Onun hikayesi biraz gözyaşının, biraz da tebessümün hikayesidir. Gerçek sevda, gerçek aşk. İşte bu hikayede sizlere bunu anlatacağız. Yüzü kapkara ama gönlü o kadar beyaz ki. Teni simsiyah ama imanı o kadar berrak ve pırıl pırıl ki. Zenci bir sahabe, Sa'd el-Esved. Gelin hikayesini birlikte dinleyelim. Bir gün rahmet peygamberinin kapısına gider. Medine'nin o sımsıcak günlerinde birinde çok dertli bir gönül vardı. Üzüntüyle için için ağlıyor. Her gün kalbine dolan kederle omzunda tonlarca yük taşırcasına eziliyordu. Artık derdini Peygamber Efendimiz'e açmaya karar verdi. İzin istedi ve içeri girmesine izin verildi. İçeri girince Resulullah Aleyhisselam'ın şefkat okyanusunda ruhu öyle bir dalgalandı ki boynunu büktü Sa'd. Ağlamakta oldu bir an. Resulullah şöyle dedi. Ya Resulallah dedi. Ama devamını diyemedi. Belli ki incitmişlerdi onu. Kırılmıştı kalbi. Ve aradığı şefkati bulmuştu kainatın en güzel gönlünde. Peygamber Efendimiz ona tebessüm ediyorlar. Halini arz etmesi için onu sabırla ve nezaketle bekliyordu. Tekrar iç çekti Sa'd. Ya Resulallah. Yüzümün siyahlığı, yüzümün çirkinliği cennete girmeme engel midir diye sordu. Dudakları titriyordu sorusunu bitirince. Ağlamak istiyor, edepsizlik etmekten çok korkuyordu Peygamberimizin karşısında. Belli ki çok hırpalanmıştı kalbi. Yaşadığı tüm zorluklar gözünün önüne geldi. Zor günler geçirmişti. Peygamber Efendimiz, "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sen Rabbine saygılı ve elçisinin getirdiklerine iman ettiğin takdirde bu söylediklerin cennete girmene asla engel değildir buyurdular. Sa'd boynunu büktü. O halde insanlar beni niçin hor görüyorlar? Müracaat ettiğim beni fakir ve çirkin görüyor. Tenim siyah diye mi bana kızlarını vermiyorlar?" dedi. Evet, gittiği her yerden mahzun bir şekilde ayrılıyordu Sa'd. Fakir olduğu için, teni simsiyah olduğu için çaldığı bütün kapılar suratına kapanıyordu. Peygamber Efendimiz ona sordu. Ey Sa'd, müracaat ettiklerin arasında Amir bin Vehb var mıydı? Sa'd, yoktu ya Resulallah dedi. Öyleyse Amir'e benim selamımla git. Allah Resulü kızını bana vermenizi emretti de buyurdu. Sa'd'ın yüzü ışıl ışıl olmuştu bir anda. Sevincinden hemen ayaklandı. Peygamber Efendimiz'e dualar ederek hemen gidiyorum dedi. Kalbi heyecandan kuş gibi olmuştu. Koşa koşa Amir bin Vehb'in yanına vardı. Durumu ona anlattı. Beni Allah'ın Resulü gönderdi. Selam söylüyor ve kızını bana nikahlamanızı buyuruyor. Amir bin Vehb bir anda sinirlendi. Dünyalar güzeli kızını bu fakir, varlıksız, siyahi gence vermek kızının bahtını da karartmak demekti kendince. Yakıştıramıyordu böyle bir damadı kendine. Hemen reddetti. Ey delikanlı, ben kızımı sana verecek değilim dedi. Ve Sa'd'ın fakirliği, esmerliğini yüzüne vurdu. Oraya bin bir ümitle gelen Sa'd bir anda hayal kırıklığına uğramıştı. Siz bilirsiniz, ben sadece Allah Resulü'nün emrini size ilettim dedi. Döndü. Çok ağrına gitmişti. Kainat Efendisi'nin yanına doğru yürüdü. Yine ağlıyordu Sa'd. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu hem de bu sefer. Canı o kadar yanmıştı ki. Ancak bunu canı yananlar anlayabilir. Kalbi bir kez daha kırılmıştı. Bunu kalbi kırılanlar çok daha iyi bilir. Ne fakirliği yenebiliyordu ne esmerliğini. Omuzları çökmüştü Sa'd'ın. Ve Nebiler Nebisi'nin yanına vardı.
Efendimiz'e durumunu anlattı. Efendimiz önce duraksadılar. Üzüldüler ve biraz bekledi. O esnada Amir bin Vehb'in kızı perdenin arkasından çıkmıştı. Tüm bu konuşulanları duymuş, Sad'ın boynunu büküşünü, büyük bir üzüntüyle çıkıp gidişini görmüştü kız. Evet, belki de yüz güzelli ya da mal mülkü yoktu Sad'ın. Ama Amir'in kızının yüreğinde yanardağlar gibi fokurdayan bir iman vardı. Babasına döndü. Babacığım, siz ne yaptınız? Onu sana kim göndermiş biliyor musun? Allah Resulü'nü reddetmek ne demek? Siz biliyor musunuz babacığım? Kimse yüzümüze bakmaz. Allah'ın azabından kimse bizi kurtaramaz. Derhal gidin, peygamberimizden özür dileyin, dedi kızı. Kızından bunları duyunca Amir bin Vehb hemen hatasının farkına vardı. Eyvah, dedi. Ben ne yaptım? Dedi ve koşa koşa kainatın efendisinin huzuruna vardı. Sad'ın perişan halini gördü orada. Ey Allah'ın Resulü! Günah işlediysem tövbe ediyorum. Bu genç yalan söylüyor zannettim. Af buyurursanız tövbe etmek istiyorum, dedi. Kızımı kime vermemi isterseniz vermeye hazırım. Emir buyurursanız kızımı Sad'a nikahlarım, dedi. Peygamber Efendimiz, ey Amir! Eğer hatanı fark edip tövbe etmiş olmasaydın, senin yüzüne bir daha asla bakmazdım. Ve Sad'a dönerek, ey Sad, evini hazırla. Süleym kabilesinden Sad, o an utancından başını önüne eğdi. Kimsesizdi, yapayalnızdı. Gözlerinden sicim sicim yaşlar akıyordu. Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah, diyordu. Benim ne evim ne de yuvam var, ne de mihir olarak verebilecek bir param, ne de hazırlayabilecek bir eşyam var. Ben garip, kimsesiz, yuvasız bir kuş misali. Sizden başka kimsem yok ki ya Resulallah, dedi Sa'd. Ağlıyordu. Onu dinleyen sahabeler ağlıyordu. Efendimiz ise tebessüm ediyorlar. O şefkatli sesiyle, ey Osman, Ebu Bekir, Abdurrahman, 200'er dirhem verin de yuvasını kursun, dedi. Sa'd gerçekten kanatlı kuşlar gibi uçuyordu sevincinden. Ashabın sultanlarından parayı fazlasıyla almış, evlilik için hiçbir mani kalmamıştı. Hazırlıklar başladı. Çarşıya gidecekti Sa'd. Bir süre geçti, bazı eşyalar aldıktan sonra çarşıda yükselen bir nidayla önce irkildi. Düşman büyük bir kuvvetle İslam'ı ortadan kaldırmak için silahlanmış Medine'ye doğru yürüyordu. Ey Müslümanlar! Ey Allah'ın askerleri! Cihada davet ediliyorsunuz. Cennete çağrılıyorsunuz. Sa'd adeta yıldırım çarpmış gibi oldu. Avuçlarındaki parayla düğün hazırlığı yapan Sa'd şimdi iki tercih arasında kaldı. Ya taze gelinin yanına gidecek, hayalini gerçekleştirecek, evlenecekti. Ya da Allah yolunca cihada katılıp canını ortaya koyacaktı. Sa'd'ın yüreğinde iman harekete geçerek tam bir sahabeye uygun karar verdi. Elindeki parayı bıraktı. Ben bu paralarla bir at, bir ok, bir de kılıç alabilirim, dedi. Düğün işi artık ahirete kaldı, dedi içinden. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, dedi. Başına bir miğfer takmış, siyah kollarını sıvamıştı. Ve ordunun arkasından at koşturdu. Yetişmişti orduya. Uzaktan onun gelişini gören Resulullah aleyhisselam onu kollarından tanıdı. Sa'd, sen misin, dedi. Evet ya Resulallah. Allah beni sana feda etsin. Bir yiğide yakışır cesaretle memnun etmişti Nebiler Nebisini. Ve iki ordu karşı karşıya. Büyük savaş başladı. Sa'd ordunun en önünde, kılıcıyla Allah Resulü'nün düşmanlarını biçerek ilerliyor. Ve savaş bitti, İslam bu tehlikeyi de bertaraf etti. Savaş sonrası savaş alanında dolaşan Allah Resulü, yaralılar arasında düşmana büyük darbeler vuran Sa'd'ı şehit olarak buldu. Son anlarını yaşıyordu Sa'd. Ve Peygamberimiz onun başını kucağına aldı. Yüzündeki tozları mübarek eliyle sildi. Zenci gencin kıvrım kıvrım saçlarını okşadı Peygamber Efendimiz.
Sa'd'ın dudakları son kez aralandı. Kelimelerin en güzeli olan şehadet döküldü dudaklarından. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ve Süleym kabilesinden Sa'd şehit oldu. Peygamberler serverinin nurdan gözlerine bakarak onun kucağında son nefesini verdi. Herkese nasip olmaz bu. Nebiler Nebisi'nin kucağında son nefesini vermek. Yüzün karaydı. Ama bahtın kara değildi ey Sa'd. Demek vücudunun siyahlığı cennete girmene engel değildi. Siz hele bir de kainatın efendisinin o nurdan gözlerinden süzülen inci tanesi gibi gözyaşlarına bakın. Sa'd için ağlıyordu Nebiler Nebisi. Ona acıyordu şefkat peygamberi. Fakir ve siyahi diye kimse kızını vermemişti. Sonra bir kapı açıldı. Amr'ın kızının elini dahi tutmak nasip olmamıştı Sa'd'a. Bir an baş başa dahi oturmadan cenk'e gelmişti Sa'd. Allah Resulü bir anda gülümsemeye başladı. Sonra bir ani hareketle yüzünü çevirdi. Bunu gören sahabiler merak ettiler. Ne oldu ya Resulallah? Hüznün neşeye döndü bir anda. Sonra da yüzünü çevirdi. Ebu Lübabe sordu. Ya Resulallah, şu genç için ağladınız. Sonra güldünüz. Sonra bakmamak için yüzünüzü çevirdiniz. Neden böyle yaptınız? Efendimiz cevapladı. Sa'da olan sevgi ve merhametimden dolayı ağladım. Önce ağladım. Kimse ona kızını vermemişti. Yüzünün siyahlığı ve fakirliğinden dolayı ve sonra tam evlenecekken cenk'e katılmasından dolayı ona acıdım. Muradına kavuşamadan göçüp gitti. Onun o halini düşününce ağladım. Sonra onun şehit olduktan sonra kavuştuğu cennet nimetlerini görünce gülümsedim. Dünyadayken elde edemediğini cennette elde etti. Şimdi Havz-ı Kevser başında oturuyor. O yüzden utandım. Başımı çevirdim. Hemen Amr bin Vehb'e haber gönderin. Yüce Yaradan Sa'd'ı onun kızından daha hayırlısıyla evlendirdi. Cennet hurileriyle evlendirdi. Kılıcını, mızrağını ve atını alın. Kendisini gönüllü olarak isteyen kızcağıza verin. Babasına da deyin ki, kızını vermekte tereddüt ettiğin için siyah yüzlü gence Allah-u Teala cennet hurilerini layık gördü. Evet, kişi vazgeçtikleri kadardır ve kişi dünyada ne yaparsa yapsın nasibinin eseridir. Nasipse senin gayretine aşıktır. Ayette dediği gibi, لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاشَا. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Allah hepinize razı olacağı bir yaşam nasip etsin. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.